Merhaba arkadaşlar, Çalışkan Yayınları Deneme 1 Fen Bilimleri Testinin çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuzda Kuzey Yarımküre'de aynı mevsimin yaşandığı iki farklı ilde Şubat ayının aynı gününe ait hava durumu verileri verilmiştir diyor. Ve buna göre Aylin arkadaşları ile yukarıdaki örneği paylaştıktan sonra alçak ve yüksek basınç alanları ile ilgili şemayı tahtaya çizerek göstermiştir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir diye soruyor sorumuz. Arkadaşlar baktığımızda K ilinde hava sıcaklığı 3 santigrat derece, L ilinde hava sıcaklığı 12 santigrat derece. Nem %50 K ilinde ve rüzgar 27 km bölü saat hızla gidiyor, esiyor ve L ilinde yine aynı şekilde rüzgar 10, nem ise %65 olarak gösteriliyor. Şimdi arkadaşlar baktığımızda burada kilometre saniye bu arada. Baktığımızda burada arkadaşlar K ilindeki sıcaklığın daha düşük olduğunu görüyoruz. Ve bizim rüzgarın esiş yönüyle ilgili hava akımı yani hava akımının yönüyle ilgili şöyle bir bilgilendirmemiz vardı. Hatırlayalım. Rüzgarın yönü sıcaklığın düşük olduğu yerden sıcaklığın yüksek olduğu yere doğrudur. Yani soğuktan sıcağa doğrudur. Ve aynı zamanda soğuk olan yerde yani sıcaklığın diğer tarafa göre düşük olduğu zaman yüksek basınç alanındadır. Sıcaklığın fazla olduğu yer ise alçak basınç alanındadır demiştik. Yüksek basınç alanında hava alçalıcı hareket yaparken alçak basınç alanının olduğu yerde ise hava yükselici hava hareketi yapar arkadaşlar. Dolayısıyla burada K ilindeki sıcaklık L'de daha düşük olduğu için K'da basınç yüksek basınç alanıdır. L'de alçak basınç alanıdır ve K'dan L'ye doğrudur rüzgarın yönü. O zaman K ile yüksek basınç alanı etkisindedir diyor. Doğru arkadaşlar. Birinci ifademiz doğru. Çünkü K'nın sıcaklığı düşük gördüğünüz gibi nem oranı %52, rüzgar 27 km bölü saniye hızla gidiyormuş. Dolayısıyla K ile yüksek basınç alanı etkisindedir ve alçalıcı hava etkisi vardır. Şurada olduğu gibi gördüğünüz gibi zaten yüksek basınç hava alçalıcı etki yapıyor ve hava sıcaklığı soğuk diyor. Yani diğer tarafa göre daha sıcaklık düşük. Dolayısıyla yüksek basınç alanı etkisine doğru. 2'de hava sıcaklığı havadaki nem oranını ve rüzgar hızını etkileyebilir diyor. Evet havadaki nem oranını rüzgar hızını etkiliyor arkadaşlar hava sıcaklığı. Nemle direkt zaten bağlantılı. Dolayısıyla rüzgarın hızı da aynı şekilde yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru olduğu için o hava akımını da etkilemiş oluyor. 2'de doğru. 3'te K ve L illeri arasında bir rüzgar meydana gelmesi durumunda rüzgarın yönü L'den K'ya doğrudur diyor. Yanlış. Çünkü K'dan L'ye doğrudur rüzgarın yönü arkadaşlar. Orada soğuktan sıcağa ya da yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğrudur rüzgarın yönünü deriz. 3 yanlış. Cevabımız o yüzden 1, 2, B seçeneğidir. İkinci sorumuzda bir paragraf verilmiş ve Selcan'ın sınıf arkadaşları yukarıdaki bilgileri okuyarak aşağıdaki yorumları yapıyor diye de bize ifadelerini vermiş. Selcan'ın arkadaşlarının yaptığı yorumlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor sorumuz. Şimdi bakalım yukarıdaki paragrafta diyor ki güneşten gelen ışınların gelme açılarının mevsime olan etkilerinin yanında yeryüzünün ısıyı soğurma oranı da mevsime etkeden yardımcı unsurlardandır. Örneğin çöller güneşten gelen ışınların yarısından fazlasını soğurmaktadır. Bu yüksek bir soğurma oranıdır. Bu da çöllerin ısınmasını arttırır. Soğurma ışığın emilmesi dolayısıyla oradaki sıcaklığın artması demek arkadaşlar. Dolayısıyla kutuplardaki buz kütleleri güneş ışınlarının yarısından fazlasını yansıtır. Güneş ışınları eğik açı ile alan kutupların bir de ışığı yüksek oranda yansıtması bu bölgelerin çöllerden çok daha soğuk olmasına neden olur diyor. Evet hem eğik açı ile alıyor güneş ışınlarını. Kutuplar ve eğik açıyla aldığı için birim yüzeye düşen enerji miktarı daha az oluyor. Böylece birim yüzeye düşen enerji miktarı az olunca hava sıcaklığı daha düşük oluyor. Bir de yansıtınca güneş ışığını yansıtmasıyla emmeyince yani soğurmayınca bu yüzden sıcaklık daha da düşmüş oluyor. İkisinde etkisi var. O zaman Ali diyor ki
Çöllerin sıcak olmasının tek nedeni güneş ışınlarının dik açıyla almasıdır diyor. Yanlış arkadaşlar. Zaten tek nedeni dediği için yanlış. Çünkü çöller, evet, güneş ışınlarının çölleri dik açıyla almasından yukarıda böyle bir bilgi bile verilmemiş. Fakat çöllerin daha çok sıcak olmasının sebebi olarak ışığı daha çok soğurması, emmesi bilgisi verilmiş. Tek neden olarak dik açıyla alması dediği için Ali yanlış yorumlamış. Beyza, kutupların soğuk olmasının tek nedeni güneş ışınlarının çoğunu yansıtmalarıdır diyor. Tek nedeni dediği için yine Beyza yanlış yorumlamış. Çünkü güneş ışınlarının çoğunu yansıtması, evet, kutupların soğuk olmasının bir sebebidir. Yukarıda bundan bahsediyor. Fakat ikinci bir neden olarak kutupların soğuk olmasının güneş ışınlarının geliş açısının eğik olması ve eğik açıyla gelen kutuplara gelen güneş ışınlarının bir müzeye düşen enerji miktarının az olmasından dolayı hava sıcaklığının daha düşük olmasıdır. İki nedeninden de yukarıda bahsetmiş, tek nedeni dediği için Beyza da yanlış yorumlamış. Çınar, güneş ışınlarının gelme açısı bir bölgenin güneş ışınlarını soğurma miktarı o bölgenin sıcaklığını belirleyen faktörlerden değildir diyor. Tamamen yanlış yorumlamış Çınar, çünkü gelme açısı kesinlikle güneş ışınlarının gelme açısı ve o bölgedeki soğurma veya yansıtma miktarı güneş ışınlarını direkt sıcaklığını etkileyen iki faktördendir. Yukarıda da bundan bahsediliyor. O yüzden üçü de yanlış yorumladıkları için hepsi okuduklarını yanlış yorumlamıştır seçeneği. B seçeneği olacaktır cevabımız. Üçüncü sorumuzda yerküre üzerinde bazı yerler numaralandırılarak verilmiştir diyor ve Temmuz ayında bu noktalardan hangilerinde kış mevsimi yaşanmaktadır diye soruyor. Arkadaşlar, Temmuz ayı hemen kendi ülkemizden düşünelim. Türkiye kuzey yarımkürede bir ülkedir ve Temmuz ayında Türkiye'de yaz mevsimi yaşanır. Hava sıcaklığı da oldukça yüksektir. Dolayısıyla güneş ışınlarının daha dik açılarla geldiğini söyleyebiliriz Temmuz ayında kuzey yarımküreye. O zaman Temmuz ayında yaz değil de kış mevsiminin yaşandığı yarımküre güney yarımküredir. Çünkü kuzey yarımkürede hangi mevsim yaşanıyorsa güney yarımkürede diğer yarımkürede tam tersi yaşanıyordur. Dolayısıyla güney yarımkürede ekvatorun alt kısmında alınan, bakın, 4 numara ile gösterilen yerdir. Cevabımız o yüzden D seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda canlıların herhangi bir özellik bakımından genetiği bir anneden bir babadan gelen gen çifti şeklinde ifade edilir. Bu gen çiftlerine büyük A küçük A ile gösterilirse heterozigot, harf değişebilir arkadaşlar. Büyük A büyük A ile gösterilirse homozigot baskın, küçük A küçük A ile gösterilirse homozigot çekinik şeklinde olabilir. Heterozigota melez de diyebiliriz arkadaşlar, melez. Homozigota ise saf ya da arı dölde denebilir. Onu da unutmayalım. Saf arıdır. Peki. Gen çiftlerinden baskın gen büyük harfle, çekinik gen ise küçük harfle gösterilir. Buna göre aşağıdaki anne babalardan hangilerinin çocuğunun ilgili karakter bakımından homozigot baskın gene sahip olma ihtimali yoktur diyor. Arkadaşlar, homozigot ikisinin de aynı olduğu, saf yani homozigot baskın, ki zaten burada da bakım vermiş. Homozigot baskın büyük A büyük A'dır arkadaşlar. Baskın olması, büyük harfle gösterilmesi, homozigot olması ikisinin de aynı olması demek. O zaman baktığımızda anneden büyük A'lardan bir tanesi mutlaka gelecek çocuğa. Babadan bu küçük A'lardan bir tanesi gelecek mutlaka. O zaman çocuklar %100 melez, yani %100 büyük A küçük A olarak olur. Yani heterozigot baskın olur. Ama biz homozigot baskın gene sahip olma ihtimali yoktur diye sorduğu için işte burada homozigot baskın gene sahip olma ihtimali yoktur bir de arkadaşlar. Çünkü neden? Heterozigot baskın gene sahip olur %100. İki de anneden büyük A geldi diyelim ki, babadan da büyük A geldi. O zaman yani ya büyük A ya küçük A gelecek anneden. Babadan da aynı şekilde ya büyük A ya küçük A gelecek. O zaman büyük A büyük A yan yana gelerek homozigot baskın gene sahip olabilir. Bunda vardır. 3'te anne büyük A büyük A, baba büyük A küçük A olduğuna göre anneden her türlü büyük A gelmek durumunda. Babadan da ya büyük A ya küçük A gelecek. Babadan büyük A geldiği zaman büyük A büyük A, yani homozigot baskın gene sahip olma ihtimali oluyor. Burada da dolayısıyla olmayanı sorduğu için, hangisinde yoktur diye sorduğu için sadece bir numarada yok. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir A seçeneğidir.
Beşinci sorumuzda aşağıdaki hangisi biyoteknoloji uygulamalarından örnek olarak verilemez? Aşağıdakilerden hangisi diye soruyor. Bakalım. Kirli sularda yaşayan bakterilerin kirli suları temizleyen canlılar haline dönüştürmesi. Evet arkadaşlar, bu biyoteknolojik çalışmalar arasına girer. Bunu sayarız. Çevre kirliliğini önlemek adına yapılan biyoteknolojik çalışmadır. B'de herhangi bir vitaminin vücudumuzda herhangi bir organda üretilebilir hale gelmesi. Evet, aynı şekilde bu da vitaminin üretilebilir hale gelmesi biyoteknolojik çalışmalar arasındadır. Tıp veya işte eczacılık alanı ile ilgili biyoteknolojik çalışmaya girebilir. C'de ince kemiklerin kırıklarının onarılmasında platin kullanılması. Hayır arkadaşlar, bu direkt tıp alanına ait bir çalışma. Fakat biyoteknolojik uygulamaya girmez. Kırıkların onarılması, ameliyatlar vesaire gibi durumlar biyoteknolojik çalışmalara girmiyor. D'de hasar görmüş beyin hücreleri ve omuriliğin onarılması gibi sorunlar için protein üretilmesi. Evet, protein üretilmesi de biyoteknolojik çalışmalar arasındadır. Cevabımız hangisi örnek olarak verilemez dediği için C seçeneğidir. Altıncı sorumuzda bir DNA molekülünün kendini eşlemesi verilmiş ve buna göre DNA molekülünün bazı zincirler harflerle ifade edilmiş, DNA'lardaki bazı zincirler. Ve buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor görselle ilgili. Şimdi arkadaşlar, X zinciri şu şekilde bakın gösteriliyor. Y zinciri de bu şekilde gösteriliyor. Dolayısıyla P ve R zincirleri diye de burada vermiş, karşısına belirtmiş. X, Y zincirindeki nükleotit sıralaması aynıdır diyor. Arkadaşlar, X, Y zinciri gördüğünüz gibi baştaki DNA'nın, yani kendine eşleyecek olan DNA'nın iki zincirdir. Ve bunlar birbirinden farklıdır. Çünkü adenin, timin karşılıklı, guanin, sözün nükleotitleri karşılıklı gelir bu iki zincirde. Dolayısıyla zincirlerdeki nükleotit sıralaması farklıdır X, Y'de. A seçeneği yanlıştır, eledik. B'de Y ve P zincirlerindeki nükleotit sıralaması aynıdır diyor. Y arkadaşlar, bakın şöyle, şöyle işaretimi takip edin. Y buradan böyle geliyor ve bu zincire, yani bu DNA'ya bu Y zinciri buradan aktarılmış bu şekilde. P de karşısına yeni oluşan zincirdir. Bu Y zinciri buraya aktarılıyor ve P Y'nin karşısına oluşan yeni zincirdir. Sitoplazmadan nükleotitlerin gelip burayı tamamlamasıyla. Dolayısıyla Y ve P zincirindeki nükleotit sıralaması aynı olamaz. Bu da yanlıştır. Çünkü karşılıklı gelir. Şurada Y zinciri var. P zincirde yeni oluşan zincir Y'nin karşısına. O yüzden nükleotit sıralamaları birbirinden farklıdır. Peki C'de diyor ki P ve R zincirindeki nükleotit sıralaması aynıdır diyor. P ve R diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım, Y zinciri buraya geldi. P onun karşısına yeni oluşan zincir oldu. X zinciri şurada böyle buraya ayrıştı. Ve R zinciri de X'in karşısına oluşan zincir oldu. Dolayısıyla P ve R'nin aynı olma ihtimali yoktur. Çünkü iki farklı, buradaki baştaki DNA'nın zincirlerinin karşılarına oluşan yeni zincirlerdir ve birbirinden yeni oluşan zincirler birbirinden farklıdır. Dolayısıyla C de yanlış. D'de ise X ve P zincirindeki nükleotit sıralaması aynıdır diyor. X arkadaşlar burada böyle geldi ve buraya geçti. X. X burada. Peki P zinciriyle aynıdır diyor. Y zinciri de böyle buraya geldi. Y zincirinin karşısına gelen, yani burada Y zincirinin karşısına oluşan yeni zincir P zinciri. Y zincirinin karşısına oluşan zincir P zinciri olduğuna göre Y'nin karşısındaki şu X ile, baştaki X ile tıpatıp aynıdır o zincir birbirine eşlemede. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. Yedinci sorumuzda bir hipotez kurulmuş ve katıların bulundukları yüzeye uyguladıkları basıncın büyüklüğü, uyguladıkları kuvvete ve temas ettikleri yüzey alanına bağlıdır diyor. Bu doğru bir hipotez. Hipotez doğruluğu kanıtlanmamış bilgilerdir arkadaşlar. Yapılan deney düzenekleriyle doğru mu yanlış mı olduğu kanıtlanır. Ve bu hipotezi ispatlamak isteyen Taha hazırladığı deneyler için görseldeki malzemeleri seçiyor diyor. Ve bir nolu yüzeyin 2S tuğlanın 2S
yüzey alanına sahip olduğunu, iki nolu yüzeyin ise 4S yüzey alanına sahip olduğunu göstermiş. Bir adet de süngerimiz var. Buna göre yaptığı deneyi aşağıdaki gibi maddeler halinde belirtmiştir diyor. Ve buna göre Taha hangilerinde amacına uygun deney yapmamıştır diyor. Bakıyoruz hemen. Bir de diyor ki amacım basıncın yüzey alanına bağlı olduğunu ispatlamak. Bunun için ilk aşamada bir adet tuğlayı bir nolu yüzey üzerinde süngere koyuyorum ve süngerdeki sıkışma miktarını ölçüyorum. İkinci aşamada tuğlayı iki nolu yüzey üzerine süngere koyuyorum ve süngerdeki sıkışma miktarını ölçüyorum diyor. Evet, doğru bir açıklama çünkü biz neyi araştırmak istiyorsak sadece onu farklı tutacağız ki bu bağımsız değişkenimiz olacak farklı olan. Geriye kalan tüm durumların aynı olması gerekiyor. Yani ağırlıklarının aynı olması gerekiyor. Yani eşit aynı tuğlaları kullanmak gerekiyor ki ağırlık oradaki basıncı etkilemesin. O kontrol edilen değişkenimiz olacak, sabit tutulan değişken. Ortaya çıkan basınçlardaki farklılık ise sonuçtur ve bağımlı değişken olacaktır. Şimdi burada bir adet tuğlayı bir nolu yüzey üzerine koydu. Sonra çevirdi. İki nolu yüzey üzerine koydu süngerdeki sıkışmaları. Karşılaştırdı. Doğru. Yüzey alanları farklı. Aynı tuğlayı kullandığı için, tek tuğla kullandığı için ağırlıklar aynı. Ve doğru bir ölçüm yapmış oldu. Kontrollü deney sonucu doğru olur. Ve bir nolu yüzey üzerine sıkışmanın daha fazla olduğunu da görür. Çünkü yüzey alanı azalınca katı basıncının arttığını biliyoruz. Bir doğru, bir de sıkıntı yok. İki de amacım basıncın kuvvete bağlı olduğunu ispatlamak. Bunun için ilk aşamada bir adet tuğlayı iki nolu yüzey üzerine süngere koyuyorum ve süngerde sıkışma miktarını ölçüyorum. İkinci aşamada tuğla üzerine bir tuğla daha koyup süngerdeki sıkışma miktarını tekrar ölçüyor. Şimdi arkadaşlar bir adet tuğlayı koydu İki nolu yüzey üzerine ve üstüne bir tane daha bu tuğlayı da ekledi. Yüzey alanı değişmedi, gördüğünüz gibi ağırlık değişti. Ağırlık dik kuvvet, yani süngere yapılan bu kuvvetle basınç artmış oldu ikinci tuğlayı da koyunca. Dolayısıyla burada ağırlık farklı tutulduğu için iki karşılaştırmada ağırlık bağımsız değişken, ortaya çıkan sonuç bağımlı değişken, yani basınç farkı ve yüzey alanının değişmemesi, iki nolu yüzey üzerinde kalması, hem ilk tuğlayı koyduğunda da ikinci tuğlayı üstüne eklediğinde de yüzey alanının değişmemesi de kontrol edilen değişkendir. İki numaralı bilgide de hata yoktur, doğrudur. 3'te amacım basıncın yüzey alanına bağlı olduğunu ispatlamak. Bunun için ilk aşamada bir adet tuğlayı bir nolu yüzey üzerinde süngere koyuyorum diyor. Bir nolu yüzey üzerinde bu dik, biraz daha hani yüzeyi küçük olan kısımda, 2S olan kısımda süngere koyuyormuş. Tamam. Sonra süngerdeki sıkışma miktarını ölçüyor. İkinci aşamada da 2 adet tuğlayı 2 nolu yüzey üzerinde süngere koyuyorum ve süngerdeki sıkışma miktarını ölçüyorum diyor. İşte burada yanlışlık var arkadaşlar. Çünkü önce hem ağırlık 1 tane tuğla kadar ve yüzey alanı 2S kadar. Sonra yüzey alanını da değiştiriyor. 4S yüzey alanı olan kısmı süngere temas edecek şekilde koyuyor. Bir de üstüne bir tuğla daha ekliyor. 2 tuğla oluyor. Dolayısıyla hem ağırlığını arttırmış hem yüzey alanını arttırmış oluyor. Oysa ki araştırmak istediğim şey neyse sadece onu farklı tutmalıyız. Bu durumda ikisini de farklı tutmuş oluyor. Hem ağırlığı hem yüzey alanı. Doğru bir kontrollü deney olmaz. Doğru bir sonuç vermez. Dolayısıyla yüzey alanına bağlı olup olmadığında basıncın doğru bir şekilde 3 numara gibi yaparsak ispatlayamayız. O yüzden hangisi amacına uygun değildir diye sorduğu için yalnız 3, cevabımız A seçeneğidir. 8. sorumuzda öğretmen öğrencilerinin tahtaya yazdığı sorunun cevabını deney yaparak bulmalarını istiyormuş ve diyor ki sıvı dolu bir kabın tabanında oluşan sıvı basıncı ile sıvının bulunduğu kabın şekli arasında bir ilişki var mıdır? Cevap verelim. Böyle bir ilişki yoktur. Biliyoruz ki sıvıların basıncını kabın şekli kesinlikle etkilemiyor. Derinlik ve yoğunluk etkiliyor. Çarpımına eşit, doğru orantılı olarak etkiliyor. Buna göre öğretmenin sorusunun yanıtını hangisini seçersek ulaşabiliriz diye soruyor. Peki baktığımızda arkadaşlar kabın şekli farklı olacak. Çünkü onu araştırmak istiyoruz. Kabın şekli farklı olacak. Geriye kalan tüm durumlar aynı olmak zorundadır. Onun etkisinin olup olmadığını gözlemleyebilmemiz için. Burada üçünde de kabın şekli aynı, derinlikler de aynı. Bakın buralarda bitiyor suların seviyeleri. Dolayısıyla A seçeneği gitti. Bir kere kabın şekli farklı olmalı. Burada da kabın şekilleri aynı. B seçeneği de gitti. C ve D seçeneklerinde evet kapların şekilleri farklı.
üçünün de. Fakat kapların şekilleri farklı olacak, o bağımsız değişken olduğu için tek o farklı olacak. Doğru karşılaştırma yapabilmek için geriye kalan tüm durumlar aynı olmak zorunda. Yani sıvıların yoğunluklarıyla sıvıların derinlikleri aynı olmalı. Bakın C seçeneğinde hepsinde su kullanıldığı için sıvı yoğunlukları aynı. Derinlikler de hep burada bakın bitmiş. Dolayısıyla hepsindeki derinlik de aynı. O yüzden C seçeneği olur cevabımız. D'de gördüğünüz gibi sıvı seviyeleri farklı. Bu burada, bu burada, bu burada bitiyor. Ve hepsinin yoğunluğu aynı olsa da sıvı seviyelerinin yani derinliklerin farklı olması. Derinlikten dolayı mı sıvı basıncı farklı çıktı? Yoksa kabın şeklinden dolayı mı sıvı basıncı farklı çıktı? Bunu ayırt edemeyiz. O yüzden C seçeneğinde sıvıların yoğunlukları aynı, derinlikleri de aynı olduğu için sıvı basınçları aynı çıkar. Üçünde de kabın tabanına yapılan sıvı basınçları. Dolayısıyla kabın şeklinin sıvı basıncı ile hiçbir ilgisi olmadığı ispatlanmış olur. Cevabımız C'dir. 9. sorumuzun alternatifinde dünyanın güneşe karşısındaki konumu şekilde verilmiştir diyor. Buna göre bu konum ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangileri söylenebilir diyor. Arkadaşlar güneş ışınları bakın eksen eğikliği burada gözüküyor. Yengeç dönencesi kuzey yarımkürenin olduğu dönence, kuzey yarımküredeki dönence, oğlak dönencesi güney yarımküredeki dönence. Bizim ülkemiz Türkiye'de kuzey yarımkürede bulunuyor biliyoruz ki. Ekvatorda buradaki hayali çizgi dünyayı iki yarımküreye ayırdığını bildiğimiz. Şimdi güneş ışınları buradan geliyor. Güneş ışınları buradan geldiğinde gördüğünüz gibi güney yarımküredeki oğlak dönencesine dik açıyla 90 derecelik açıyla geliyor. Ve bu durumda tarihimiz 21 Aralık tarihi oluyor arkadaşlar. 21 Aralık tarihinde güneş ışınları buradan gelir. Dünya sağ tarafta olur güneşin sağında. Peki 21 Aralık'ta yengeç dönencesinde arkadaşlar eğik açıyla geldiği için güneş ışınları birim yüzeye düşen ışık ısı enerjisi miktarı az olur ve hava sıcaklığı düşük olur. Bu yüzden de kış mevsimi başlar. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. 21 Aralık tarihinde oğlak dönencesine 90 derecelik dik açıyla gelir öğle vakti güneş ışınları ve birim yüzeye düşen ısı enerjisi miktarı daha fazla olur. Bu yüzden hava sıcaklığı daha yüksek olur. Burada da yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır 21 Aralık'ta oğlak dönencesi. Yani güney yarım kürede. Dolayısıyla gün dönümünün yaşandığı tarihlerden birine ait konumdur diyor. İşte bu ifade doğrudur. Çünkü 21 Aralık ve 21 Haziran dediğimiz yaz-kış mevsimlerinin başlangıcı sayılan bu tarihler gün dönümü olarak ifade edilir. 23 Eylül ve 21 Mart tarihleri ise bahar mevsimlerinin başlangıçları ekinoks ile ifade edilir. Dolayısıyla cevabımız çıktı. Direkt A seçeneğidir ama yine de bakıyoruz. Dünya üzerinde her noktada gece ile gündüz süresi eşit olup 12 saattir diyor. Yanlış. O ekinokslarda oluyordu. Kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede kış diyor. Yanlış, tam tersi. Güneş ışınlarının dünya üzerindeki bütün enlemlere dik olarak gelmektedir. Bu da yanlış. Oğlak dönencesine dik olarak geliyor. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. 10. sorumuzda periyodik sistem ile ilgili bazı özellikler verilmiş. Ve periyodik sistemin küçük bir kestinde bazı elementler kaleme sembolleriyle gösterilmiş. Buna göre verilenlerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Periyodik sistemde soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağı doğru atom numaralarının arttığını biliyoruz. Sol tarafta genellikle metaller ve dolayısıyla metal özellik taşıyan elementler, sağ tarafta da genellikle ametal özellik taşıyan elementlerin olduğunu biliyoruz. Tabii ki istisnalarımız var. Bir periyotta bir ametalin sağ tarafında bir metal bulunamaz diyor. Evet, bu da doğru. Hidrojen 1A grubunun da birinci periyotta yani periyodik sistemin ilk elementidir. 1A'da olduğu halde metal değil, en solda olduğu halde istisnadır, ametaldir demiştik. Onun sağında da zaten boşluk var çünkü birinci periyot biliyoruz ki iki elementten oluşuyor. Birinci periyot 1A grubu hidrojen, 8A grubu helyum olarak. Dolayısıyla sağında onun da bir metal bulunuyor. Diğer 5, 6, 7A grubu elementleri olan ametallerin de yine bir sağında herhangi bir metal bulunmuyor. Dolayısıyla yanlış arıyoruz. M elementinin atom numarası KL'den büyüktür diyor. Evet arkadaşlar bakın hem daha sağda hem de daha aşağıda L'ye göre. Dolayısıyla en sağda ve en aşağıda M olduğu için M'nin atom numarası en büyüktür deriz.
K1 ametal ise M metal olabilir diyor. K1 ametal ise sağında bir metal asla olamaz diye de zaten burada bilgi vermiş. M kesinlikle metal olamaz. Bu yanlış bir ifadedir. L elementinin atom numarası K ve M'den küçüktür diyor. Evet, L en solda ve yukarıda bulunduğu için atom numarası bunlardan daha küçüktür. Bu da doğru. L1 ametal ise K ve M de ametal olabilir. Olabilir. 5A, 6A, 7A grubu gibi düşündüğümüzde hepsi ametal olabilir. Bu da doğru bir ifadedir. Yanlışı sorduğu için cevabımız B'dir. 11. sorumuzda periyodik tabloda bazı elementler X, Y, Z, T harfleriyle gösterilmiştir diyor ve buna göre bunlarla ilgili özellikler verilmiş. X, Y, Z, T elementlerinden hangisi bu özelliklerden hiçbirini taşımaz diye soruyor. Yüzeyleri mattır diyor. Yüzeyleri mat olması ametallere ait bir özelliktir ve ametaller periyodik sistemin sağ tarafında bulunurlar. Genellikle 5, 6, 7A ve 8A'daki soygazda ametal sınıfına girebilir. Ve bir istisnamız vardır ki X de bir ametaldir. Yani çünkü X hidrojeni temsil etmektedir burada. 1A grubunda birinci periyottaki yani periyodik sistemin ilk elementi. En solda bulunan hidrojen arkadaşlar istisnadır. Bir A'dakiler metal olduğu halde o ametaldir istisna olarak. Molekül yapılıdır diyor. Yüzeyleri maddir, ametaller bulunduğu için bu var. Molekül yapılıdır diyor. Molekül yapılıdır. Evet, ametaller molekül yapılıdır. X, Y ile ilgili yine bilgi var bakınca. X ile Y ametal çünkü. Y flor hatta burada. T1 soygazdır. Ametal sınıfında olsa da birçok ametal özelliğini göstermez. Periyodik sistemin en son grubunda yer alır. Evet, 8A grubu burası ve en son grubunda yer alan T soygazdır. Onunla ilgili de bilgi var. Erime ve kaynama noktaları düşüktür diyor. Erime ve kaynama noktaları düşük olanlar ametaller, soygazlar diye düşünebiliriz. Dolayısıyla bunlarla ilgili yine bilgi var fakat erime kaynama noktası yüksek olan, parlak yüzeyde olan, atomik yapıda bulunan ve periyodik sistemin en sonunda bulunmayan Z ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Dolayısıyla cevabımız C'dir, Z. 12. sorumuzda Selin ekmeğin dilimlenmesinin fiziksel, ekmeğin kızartılmasının kimyasal değişim olduğunu söylemiş. Ahmet Selin'e fiziksel değişim, kimyasal değişimden ayıran özellikleri neler olduğunu sormuş. Buna göre Selin'in cevapları arasında hangisi yanlıştır diye soruyor. A'da arkadaşlar fiziksel değişimde maddenin taneciklerinde hiçbir değişiklik olmaz. Kimyasal değişimde ise sadece tanecikler arasında boşluk değişir diyor. İşte arkadaşlar burada yanlış bir ifade var. Çünkü kimyasal değişimde tanecikler arasındaki boşluğun değişmesi hal değişimi gibi durumlarda sadece fiziksel değişimde mümkündür, boşluk değişiyorsa. Oysa ki kimyasal değişimlerde sadece tanecikler arasındaki boşluk değil, o taneciklerin yapısı, kimliği, iç yapısı değişir. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade olmuştur. B'de fiziksel değişimde sadece maddenin dış görünüşü, kimyasal değişimde ise maddenin iç yapısı değişir diyor. Doğru bir ifadedir. Fiziksel değişimde yeni madde oluşumu yoktur. Kimyasal değişimde yeni madde oluşur. Evet, iç yapısı, tanecikleri, atomları değiştiği için yeni bir madde oluşur. Dış görünüşüyle birlikte iç yapısı değişir kimyasal değişimlerde hatta. Fiziksel değişim sonucunda maddenin şekli değişebilir. Kimyasal değişimde ise gaz oluşumu, koku oluşumu ve ısı çıkışı meydana gelebilir. Evet, bunların hepsi doğrudur. Kesin gelecek diye bir şart yok. Fakat gaz oluşumu, renk değişimi, ısı çıkışı, koku oluşumu kimyasal değişimlerde meydana gelebilir. Yanlış sorduğu için cevabımız A seçeneğidir. 13. sorumuzun alternatifinde İdil'in katı cisimler cisimin ağırlığı ile zemine yaptığı basınç arasındaki ilişkiyi göstermek için özdeş küpler kullanarak şekilde verilen düzeneği oluşturmuş. Ve İdil'in etkinliğinde amacına ulaşabilmesi için şekilde verilen düzeneklerle birlikte aşağıdaki düzeneklerden hangisini kullanmalıdır diye soruyor. Arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5 tane gördüğümüz gibi küp var. 5 tane küpün ağırlığı var. Yani dolayısıyla zemine uyguladığı, yatay zemine uyguladığı bir dik kuvvet var. Ağırlığın zemine yaptığı basıncı sorduğu için biliyoruz ki bizim katı basıncını etkileyen iki faktörümüz vardı. Biri dik kuvvet doğru orantılıydı. Diğeri yüzey alanı ters orantılıydı. O zaman ağırlığın etkisini soruyorsa bağımsız değişken ağırlıktır. Sadece onu farklı tutacağız. Diğer tüm durumları aynı tutacağız. Dolayısıyla
farklı yani sayıda küp seçmemiz gerekiyor. Fakat yüzey alanının sabit olması gerekiyor ki yüzey alanı basıncı etkilemesin. Sadece ağırlığın nasıl etkilediğini karşılaştırabilelim. Dolayısıyla yüzey alanı 3 olacak. Bakın 3 küp kadar yüzey alanı ve ağırlığı farklı olacak. Burada 1 küp kadar yüzey alanı gitti. Burada 3 küp kadar, tamam. Burada 2 küp kadar gitti. Burada da 3 küp kadar, tamam. Yüzey alanları B ve C'deki gibi olabilir. Burada 5 küp var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 gitti. Çünkü ağırlığın farklı olması gerekiyor karşılaştırma yapabilmemiz için. Burada 1, 2, 3, 4 tane küp var. Evet, burada 4 küp, yüzey alanı 3. Burada 5 küp, yüzey alanı 3. Dolayısıyla ağırlıkları farklı sadece. Geri kalan tüm durumlar aynı olduğu için B seçeneğini seçerek doğru bir karşılaştırma yapabilir. 14. sorumuzda kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddeler ile oluşan maddelerin kütleleri eşittir. Yani kimyasal tepkimelerde kütle korunur diye bilgilendirme yapmış. Asitler metallerle tepkimeye girer ve tepkimede hidrojen gazı açığa çıkar. Evet. Görseldeki deneyde bir miktarı HCl dediğimiz hidroklorik asit çözeltisi içine alüminyum bir top sarkıtılıyor. Alüminyum top bu şekilde bir süre bekletildikten sonra da kaptan sarı renkli bir gaz çıkmaya başlıyor. Gaz çıkışı bir süre sonra duruyor ve alüminyum top küçülüyor diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımızda cam çubukla alüminyum top sarkıtılmış. Cam çünkü tepkimeye girmiyor metallerle, asitlerle. Fakat asitlerle metal dediğimiz alüminyum kimyasal tepkimeye giriyor. Baktığımızda buraya hangisine ulaşılamaz diye soruyor bu bilgilerden. Hangisine ulaşılamaz diye soruyor. Peki A seçeneğinde diyor ki HCl çözeltisiyle alüminyum top tepkimeye girmiştir. Doğru. Çünkü bir metal ile bir asit çözeltisi kimyasal tepkimeye girer. B'de ki bunun da buradan gaz çıkışı olması, gaz çıkışı kimyasal tepkimelerde görülebilir çünkü. Ve zamanla alüminyum topun küçülmesi, kütlesinin azalmasından da çıkarabiliyoruz. B'de deneyin başındaki HCl çözeltisi ve alüminyum topun kütleleri toplamı, deney sonundaki alüminyum top ve kap içindeki sıvının toplam kütlesine eşittir diyor. Normalde arkadaşlar kabın ağzı kapalı olsaydı ve bu oluşan hidrojen gazı havaya, atmosfere karışmak yerine kabın içinde kalsaydı evet toplam kütle eşit olurdu. Çünkü kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Bu doğrudur. Fakat bu kimyasal tepkime sonucu oluşan bir ürün olan hidrojen gazı kabın içinde kalmamış, dışarıya çıkarak havaya karışmıştır. Dolayısıyla burada toplam bu sıvıyla bu alüminyum topun kalan toplam kütlesi buradaki toplam kütleye eşit olamaz. Çünkü burada oluşan bir ürün hidrojen gazı dışarıya çıkmıştır. Onun hidrojenin de kütlesini topladığımız zaman en baştaki kütleye eşit olması gerekir. O yüzden bu ifade yanlıştır. C'de deney sırasında çıkan hidrojen gazı kimyasal tepkimenin ürünlerindendir diyor. Evet, bir üründür. Deney gaz çıkışı gerçekleşiyor. D'de deneydeki tepkimeye giren katı kütlesi tepkime sırasında azalmıştır diyor. Evet, alüminyum kütlesi zamanla azalır tepkime sırasında ki burada küçüldüğünde zaten yukarıda bize bilgi vermiş. Girenlerde çünkü HCl çözeltisiyle bu alüminyum topun kütlesi zamanla azalıp yeni bir maddeye, yeni bir sıvıya ve alüminyumdan da yine arttığı için bu şekilde kütlesi azalmıştır. Hidrojen gazı da yeni ürün olarak oluşmuştur. Dolayısıyla D de doğrudur. Ulaşılamaz sorduğu için cevabımız B'dir. 15. sorumuzun alternatifinde bir araştırmacı Güney Yarımküre'de bulunan Şili'de yaz, kış, ilkbahar, sonbahar mevsimlerinin sıcaklık ortalamalarını hesaplayıp tabloya kaydetmiş. Buna göre diyor, Şili'de mevsimler arası sıcaklık ortalamalarının farklı olmasının öncelikli sebebi hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor. Gördüğümüz gibi yazın 30 derece, sonbahar 14, kış 8, ilkbahar 19 santigrat derece verilmiş. A'da dünyanın güneşe olan uzaklığının yıl içerisinde sürekli değişmesi. Dünyanın güneşe olan uzaklığıyla sıcaklığın hiçbir ilgisi yoktur. A gitti. B'de dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya dönmesi. Kendi ekseni etrafında batıdan doğuya dönmesi gece gündüz süresini, gece gündüzün oluşmasını yani bir günün oluşmasını sağlar. Yine mevsimsel sıcaklık farklarıyla ilgili değildir. C'de dünyanın ekseninin yörünge düzlemine eğik olması diyor ki cevabımız C'dir. Dünya 23 derece 27 dakikalık bir eksen eğikliğine sahiptir. Bu yüzden güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Güneş ışınlarının geliş açısı değiştiği için de mevsimler
mevsimler, farklı mevsimler yaşanır dünyada. Ve dünyanın güneş etrafında dolanma hareketinde de tabii ki farklı mevsimlerin yaşanmasının etkisi vardır. D'de güneşten gelen ışık ışınlarının birim yüzeye taşıdıkları enerji miktarının yıl içinde değişmemesi diyor. Direkt yanlış arkadaşlar, çünkü güneşten gelen eksen eğikliğinin olmasından dolayı güneş ışınları bir yarım küreye eğik, bir yarım küreye dik açıyla gelirken oralarda tarihte bu durum değişir tarih mevsimsel olarak. Dolayısıyla güneş ışınlarının birim yüzeye düşen enerji miktarı arttığı zaman hava sıcaklığı yüksek. Güneş ışınlarının birim yüzeye eğik açıyla geldiğinde birim yüzeye düşen enerji miktarı azaldığında da hava sıcaklığı düşük olur. Direkt bununla da bağlantılıdır. Değişmemesi dediği için D seçeneği de yanlıştır. Cevabımız C'dir. 16. sorumuzda düşük sıcaklıkta ve büyütülen sirke sineği larvaları düz kanatlı, yüksek sıcaklıkta büyütülen sirke sinekleri ise kıvrık kanatlı olmaktadır diye bilgi vermiş. Buna göre hangileri doğrudur bu bilgilendirme ile ilgili diyor. Modifikasyon örneğidir. Evet, çevre koşullarından sadece dış görünüşte meydana gelen değişimler, kalıtsal ve kalıcı olmayan bu değişimler arkadaşlar modifikasyondur. Bu da sıcaklıktan dolayı sadece biri düz kanatlı, biri kıvrık kanatlı fenotipinde, yani dış görünüşünde değişiklik meydana gelmiştir. Bir doğru. Oluşan yavruların hepsinin fenotipleri ata bireyle aynı olur. Yanlış. Fenotip dış görünüştür. Ata bireyle oluşan yavrular aynı fenotipleri aynı olmasını beklemeyiz. Oluşan yavruların hepsinin fenotipleri ata bireyle aynı olur derken, yani buradan kıvrık kanatlıdan kıvrık kanatlı, düz kanatlıdan düz kanatlı sirke sineği oluşmaz. Çünkü kalıtsal değildir, kalıcı değildir arkadaşlar. O yüzden 2 de gitti. 3'te DNA'daki baz dizilimindeki değişimler sonucu ortaya çıkmıştır diyor. DNA'daki baz dizilimindeki değişimler sonucu ortaya çıkmaz çünkü gen yapısında değildir. Yalnız bir cevabımız A seçeneği olacaktır. 17. sorumuzun alternatifinde bir periyodik tablo verilmiş ve bu periyodik tabloya göre sorularının hangilerinin yanıtı aşağıda verilenlerden biri olamaz diye soruyor. Arkadaşlar burada da periyodik tablo ile ilgili bilgiler var. Hangi elementler aynı periyottadır diyor. Aynı periyot aynı yatay sıradır ve X, W, V bakın aynı periyottur. Burada X, W, V olan C seçeneğini eledik. Çünkü hangisinin cevabı biri olamaz cevabını arıyoruz. Hangi elementler aynı gruptadır diye soruyor burada. Aynı grupta olanlar X ve Z, gördüğümüz gibi X ve Z, bir de W, V ile T'dir. W, V ve T var B seçeneğinde, onu da eledik. Hangi elementin atom numarası en büyüktür diye soruyor. Atom numarası soldan sağa gidildikçe ve yukarıdan aşağıya inildikçe artıyor bildiğimiz gibi. Dolayısıyla burada en solda T var fakat Z ondan da aşağıda. Yani T'den sonra atom numarası Z'nin daha büyük oluyor. Dolayısıyla Z'nin atom numarası en büyüktür deriz. A seçeneğinde eledik. X ile ilgili, yani hidrojen dediğimiz bir A grubunda birinci periyottaki X ile ilgili herhangi bir soru sorulmamış. Onun da cevabı yok. O yüzden cevabımız bundan dolayı D seçeneğidir. 18. sorumuzun alternatifinde biyoteknoloji ile ilgili bazı çalışmalar verilmiş ve bu çalışmalarla ilgili olarak yargılarının hangilerine kesinlikle ulaşılabilir diyor. Yeni Zelandalı bilim adamları daha kaliteli peynir üretimi için normal süte göre %13 daha fazla protein içeren süt üreten transgenik inek geliştirmişlerdir diyor. Ve Rosie adlı sığırın genetik özellikleri değiştirilerek prematüre bebekler için gerekli olan insan laktobumimini sütünde salgılanıp anne sütüne eşdeğer süt üretmesi sağlanmıştır diyor. Belçika mavi sığırlarında gen değişikliği, yani çift kas geni yapılarak kas gelişimini arttırmış, yağlanmayı azaltılmış. Bu yöntemin sığır ırklarında et verimini arttırmaya yönelik kullanılması planlanıyor diyor. Şimdi biyoteknolojinin hayvancılıkta kullanım alanlarını örnek olarak verilebilir. Evet, hayvancılıkla ilgili gördüğümüz gibi sığırlarla ilgili vesaire bilgilendirme yapılmış. İneklerin yine transgenik inek geliştirilmesinden bahsedilmiş. Protein içeren süt üreten ineklerden. Dolayısıyla hayvancılıkta kullanımından bahsediliyor. Biri alacağız. 2. Hayvancılıkta verimliliği arttırmaya yönelik yapılan ıslah çalışmalarıdır diyor. Islah çalışması daha verimli hale getirme, iyileştirme durumudur. Dolayısıyla hayvancılıkla ilgili
İşte protein üret, daha çok protein üreten veya et verimini arttırmaya yönelik diyor. Bunlarda ıslah çalışması söz konusudur. Biyoteknolojik yöntemlerden 2'yi de alabiliriz. 3'te bu çalışmalar sonucunda hayvanlar ve hayvanların ürettiği besin kaynaklarını tüketen insanlar zarar görür diyor. Burada onunla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. O yüzden kesinlikle bu ifadeye ulaşılabiliriz diye kullanamayız. Cevabımız 1-2 B seçeneğidir. 19. sorumuzun alternatifinde Torricelli'nin yaptığı açık hava basıncı deneyinden etkilenen Esra benzer bir deney yapmak istiyormuş. Bunun için deney tüpü civa bir kap alarak dağ yamacında aşağıdaki deney düzenini hazırlıyormuş. Ve civa dolu deney tüpünü ters ve hava almayacak şekilde bırakıyormuş. Civa dolu kap içerisine deney tüpündeki civanın da bir miktar azalıp sonra H yüksekliğine sabit kaldığını gözlemliyormuş. Arkadaşlar, Torricelli 0 santigrat derecede deniz seviyesinde civa kullanarak yapmıştı bu deneyini ve 76 santimetre civa çıkmıştı açık hava basıncı. Çünkü derinlik, yani sıvının derinliği cam borudaki H yüksekliği 76 santimetre olduğu için açık hava basıncı ile eşitlendiğinde o derinlik açık hava basıncını bize veriyordu. Dolayısıyla burada Esra deney düzeninde aşağıdaki değişikliklerden hangisini yaparsa H yüksekliği azalır diyor. H yüksekliğinin azalması demek açık hava basıncının azalması demektir. Çünkü açık hava basıncı azaldığında H yüksekliği arkadaşlar azalıyor. Buradan çünkü buradan uygulanan basınç ne kadar fazla olursa buradan civa cam boru içerisinde daha çok yükselecektir. O zaman açık hava basıncını azaltmak istiyoruz H yüksekliğini azaltmak için. Daha uzun bir deney tüpü kullanırsa yer deney tüpünün uzunluğuyla, kısalığıyla, şekliyle, eğik durmasıyla veya işte kalınlığıyla, inceliğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Deney tüpünde sola doğru eğik tutarsa hayır, hiçbir ilgisi yok eğik veya düz tutmasının. Düzeneyi deniz seviyesine daha yakın kurarsa, deniz seviyesine daha yakın kurarsa dağda yapmış çünkü burada söylüyor. Dağda deniz seviyesine göre açık hava basıncı zaten daha düşüktür. Deniz seviyesinde daha yüksektir açık hava basıncı. Yukarılara çıkıldıkça çünkü açık hava basıncı düşer. Dolayısıyla deniz seviyesinde yaparsa açık hava basıncı artacaktır. Açık hava basıncının artmasıyla cam bordaki H yüksekliği de artacaktır. Fakat biz azalmasını istiyoruz. Bu ters olur. O yüzden C'yi de alamayız. D'de düzenekte civadan daha yoğun bir sıvı kullanırsa diyor. Evet, bunu yapabiliriz. Çünkü sıvı yoğunluğu arttığı zaman derinlik azalacaktır. Sıvı yoğunluğunun artmasıyla, çünkü buradaki sıvı basıncı derinlik çarpı yoğunluk dışarıdaki açık hava basıncına eşit olduğu zaman, dengelendiği zaman o H yüksekliği derinliği sabit duruyor. Dolayısıyla daha yoğun bir sıvı kullandığımızda H derinliği azalacak ve H yüksekliği azalacak. Açık hava basıncına dengelenmiş olacaktır. Cevabımız bu yüzden D seçeneğidir. 20. sorumuzda Ahmet elindeki bardağı ağzına kadar suyla dolduruyor ve bardağın ağzını suyla arasında hava boşluğu kalmayacak şekilde kağıtla kapatıyor ve bu şekilde elini kağıdın üstüne koyarak ters çeviriyor. Ters çevrilmiş halde elini yavaşça bardağın altından çekiyor ve kağıdın düşmediğini görüyor. Arkadaşlar, bu deneyde açık hava basıncının ispatlanmasıdır. Çünkü buradan uygulanan açık hava basıncı vardır ki o ve sıvı basınç buradaki kabın içerisindeki sıvı basıncından daha fazladır ki dolayısıyla açık hava basıncının fazlalığından dolayı bu kağıt düşmüyor. Sıvı basıncı daha az olacağı için. Buna göre bu etki, kağıdın düşmemesi açık hava basıncının etkisidir. Aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir diye soruyor. Yani açık hava basıncının etkili olduğu bir örnek arayacağız. Baktığımızda buz patenlerinin altındaki sivri olacak şekilde tasarlanması arkadaşlar yüzey alanını azaltıp katı basıncını arttırmaya yöneliktir ki kayıp düşmeyelim. Dolayısıyla baktığımızda burada katı basıncı etkili gitti. B'de araba tamircilerin arabayı kaldırmak için özel piston kullanması. Bu pistonun içinde sıvı kullanılır. Genellikle Pascal prensibi sıvı basıncı etkilidir burada. Dolayısıyla B'de gitti. Biz açık hava basıncı, gaz basıncı arıyoruz. Biten meyve suyu kutusundaki havanın çekilmesiyle kutunun içine büzülmesi. Evet, burada meyve suyu içi bittiğinde içeride hava da kalmıyor, sıvı da kalmıyor. Dışarıdaki açık hava basıncı kutunun dışından etki ediyor ve dışarıdaki açık hava basıncıyla içeride hiçbir şey, hava veya sıvı kalmadığı için iç basınca dengelenemediği için kutu büzülüyor.
açık hava basıncı fazla olduğu için içe doğru düzülüyor. Bu direkt açık hava basıncıyla ilgilidir. D'de gazların tüp içine sıkıştırılarak kullanılması. Arkadaşlar burada tüp içine sıkıştırılması gaz maddelerinin sıvılaştırılmasıdır ve yine burada da sıvı basıncı etkilidir. Gaz demesi bizi yanıltmasın. Cevabımız C seçeneğidir.